Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni transfer gündemiyle karşınızdayız. Beşiktaş'ın Vioditte forma giyen Lucas Olaza transferinde rakipler çoğaldı. Siyah beyazlarda en sakalının kadro dışı kalması, Rıdvan ve Umut'un da performanslarında istikrar sağlanmaması Beşiktaş'ı sol bek arayışına itti. Bu doğrultuda bir süredir Lucas Olaza ile ilgilenen Beşiktaş'a rakip çıktı. Galatasaray ve Atletico Madrid, Real Valladolid'in hedefi Olaza transferini pahalı hale getirmek başlığıyla verilen haberde uluslararası düzeyde iki teklif olduğu ve bunların da Beşiktaş ve Galatasaray'dan geldiği yazıldı. Foto maçın derlediği haberde Beşiktaş ve Galatasaray'ın sol beklerinde sıkıntı olduğu ve bunu Olaza ile çözmek istedikleri yazılmıştı. Vajodit'in Lucas Olaza'ya olan ilgiyi açıkça belli ettiği ve bu durumun Atletico Madrid, Espanyol, Elche ve Levante'yi harekete geçirdiği ifade ediliyor. Buna rağmen oyuncu için istenen 6 milyon euroyu Atletico'nun makul görmediği ve bu nedenle Olaza'nın Beşiktaş ya da Galatasaray'a yakın olduğu yazıldı. Öte yandan yine foto bir iddiaya göre Kayler'inle mukavele uzatma konusunda anlaşma sağlayamayan Beşiktaş Rapid Wien'den Marco Gurulu yakın takibi aldı. Fransız basında yer alan haberde Beşiktaş'ın Marco Gurül için devrede olduğu iddia edildi. Rapid forması giyen 23 yaşındaki Avustralyalı futbolcunun takımı ile 2024 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan genç futbolcu bu sezon çıktığı 33 maçta 11 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti. Diğer yandan devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde yer alan Bodo Glimt'in yıldızı Ola Solbakken için anlaşma sağladığı iddia edildi. Norveç basındaki habere göre Galatasaray Bodo Glimt ile anlaşma sağlarken Solbakken'in de birkaç gün içerisinde Sarıkırmızıların kadrosuna katılması bekleniyor. Bu sezon sergilediği performansla Norveç milli takımına kadar yükselen 23 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon takımı Bodo Glimt adına çıktığı 10 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Solbakken ülkenin en önemli futbol kulüplerinden ve altyapı merkezlerinden olan Rosenborg tarafından keşfedildi. Altyapısına transfer olduğu siyah beyaz ekibin ardından Ranheim transfer oldu. Ortaya koyduğu formla da son senelerdeki başarısıyla dikkat çekti. Bodo Glimt'in yolunu tuttu. 43 maçta 15 gole katkıda bulunan sol bakken sarı siyahlarda ise adeta coştu. Çıktığı 58 maçta 14 gol atıp 13 asist yaptı ve hemen hemen her iki maçta bir katkı vermeyi başardı. Güncel piyasa değeri 400 bin euro olan 1.86 boyundaki milli futbolcu ters ayağını kullanarak gerçekleştirdiği içe kat edişlerle dikkat çekiyor. Norveç milli takım formasında iki kez giymişti. Öte yandan Muslera'nın uzun süre sakatlığı nedeniyle kaleci arayışlarında olan Galatasaray geçtiğimiz yaz Kayseri Spor'dan Fransa'nın Rennes ekibine transfer olan Doğan Alemdar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fransız basında Le Telegram'ın haberine göre Galatasaray Rennes'in Türk kalecisi Doğan Alemdar'ı kiralık olarak kadrosuna katabilir. Geçtiğimiz yaz 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle Kayseri Spor'dan Rennes'e transfer olan Doğan, Alfred Gomis ve Romain Salin'in ardından 3. kaleci konumunda Galatasaray'ı transferde zorlayacak tek nokta ise Gomis'in Afrika Kupalarında olması ve bu dönemde Romain Salen'in sakatlığı ise Doğan'ın tek opsiyon haline dönüşmesi. Rennes'te diğer kalecilerin durumuna göre Doğan'ın kiralık olarak gidişine izin verilmesi beklenebilir. Diğer yandan Fenerbahçe'de de transfer çalışmaları sürüyor. Takvimdeki habere göre Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Brezilyalı golcü Gabriel Barbosa için görüşmelere başladığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin Flamengo'nun Brezilyalı golcüsü Gabriel Barbosa ile temasa geçtiği iddia ediliyor. Brezilya basındaki habere göre Fenerbahçe'nin görüşmeyi doğrudan golcünün temsilcileriyle yaptığı belirtilmişti. Golcü oyuncunun transfer sürecini yakından takip ettiği bildirilirken Barbosa'nın Flamengo'nun kontrat uzatma teklifini ise kabul etmediği öğrenildi. İngiliz basını ise Barbosa için Premier Lig'de kümede kalma savaşı veren Newcastle'ın da devrede olduğunu yazdı. Kariyerinde Santos, Inter, Benfica ve Flamengo formaları giyen Barbosa toplamda 224 maçta 122 gol attı. 38 asist gerçekleştiren Gabriel forvetin yanı sıra kanatlar ve 10 numara olarak da görev yapabiliyor. Evet arkadaşlar, gündeme gelen transfer gelişmelerini sizlere aktardık. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle ben dinlediğiniz için teşekkürler. Müzik